Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle haki yeşil güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için bayıldığım bir model paylaşacağım. Çok beğendim gerçekten. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım daha önce. Şöyle göstereyim. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarak daha önce paylaştığım bir videomdan izleyebilirsiniz. Bütün detaylarımı orada anlatmıştım nasıl yaptığımı. Hiç bilmiyor olanlar için ya da benim yöntemi öğrenmek isteyenler için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. Onu hatırlatalım. Tüm yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Yazmamın kenarını tığladığım ipim Altın Başak marka arkadaşlar. 8 numara yeşil haki rengi. Bir yeşil ip kullandım bu yazmamın kenarını tığlarken. Çimenimi bu ipimle öreceğim. Üzeri için çiçeklerde ikişer renk kullanacağım arkadaşlar. Çiçeğimin iç kısmında açık sarı, dış kısmında koyu sarı kullanacağım. Sarı renk için söyleyelim. Açık sarı ipim 347 numara Altın Başak. Koyu sarı ipim de 413 numara yine Altın Başak marka. İlk çiçeğimde bu iki rengi kullanacağım. Daha sonrasında şöyle somon ve nar çiçeği renkler var elimde. Bunlarla devam edeceğim. Her ikisinin de şunun rengini kaybetmişim ama şu oyalı marka. Oyalının 327 numara nar çiçeği ipi. Bu iki rengi de bir çiçekte kullanacağım. Bir tane daha rengim var. Onu da göstereyim. Şöyle pembeler. Altın Başak marka. Her ikisi de bir tanesi 615 numara, bir tanesi de 5 numara açık ve koyu pembe. Bugün bu modelimi yaparken kullandığım tığım arkadaşlar şöyle göstereyim. 22 numara. Genellikle oyalarımı yaparken 22 numara tığ kullanıyorum ama siz 20, 21, 22 numara tığlardan hangisi hoşunuza gidiyorsa, hangisine eliniz alışkınsa onu tercih edebilirsiniz. Hemen başlayalım birlikte. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum ben de. Bir de bu modeli yaparken arkadaşlar çiçeğimin iç kısmında şu pipetten kullanıyoruz. Ben böyle bükülen kısmını kestim. Bu çocukların süt ve meyve sularının yanında bulunan pipetlerden biri. Bu pipetin üzerine yapıyoruz. Hemen başlayalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Çimenimin yapımına geçiyorum arkadaşlar. İlmeğimi oluşturdum. Hemen şöyle bundan önce yaptığım oyama biraz yakın başlıyorum. Sık iğne ile ipimi şöyle tığ battığının altından tutturdum. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battığının altından girdim. İkişer ikişer çıktım. Küçük bir trabzan yaptık. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Kirpiğimi bu şekilde trabzanımın önünden düğümlüyorum. Tekrar yapacağım çünkü trabzanımın içinden geçtim. Çirkin durdu. Düzeltelim. Trabzanımızın önünden girip düzeltiyoruz. Üstüne 1, 2, 3 tane zincir çektik. Bir sonraki tığ battığının altından tutturuyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Bir sonraki tığ battıdan ikişer ikişer çıkıyorum. Bu şekilde yaptık. Yine üzerine 5 tane zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3 zincirle yine bir sonraki tığ battıdan tutturuyorum. Çiçek yuvaları arasında ben bu çimenden 6 tane yapacağım. Siz dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Hemen yuvamıza geçelim. 3 tane zincir çekerek başladım. Bir defa doluyorum. Sıradaki tığ battıdan girdim. İkişer ikişer çıktım. Üstüne kirpik yapmadan yine 3 tane zincir çektim. Ve bir sonraki tığ battıdan tutturdum. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Sıradaki tığ battıdan bu şekilde yaptık. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. 8 zincirimle örneğimin ters yönünü dönüyorum. Buradaki trabzanımın tepesinden sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Şöyle düz tarafını döndüm. Buradan sık iğne ile zincirimin altından girdim önce. Üstüne 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Oluşturduğum yuvadan ikişer ikişer çıkarak bir trabzan yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci, yanına üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı sık iğnemi yaptım. Bu şekilde 6 tane. Yedinciyi
Yuvadan yapıyorum. Üstüne 1, 2, 3 zincir daha çektim. Bir defa doluyorum. Yine aynı yuvaya geldim. Bu yuvada yine 2-2 çıkarak bir trabzan yapıyorum. Yaptığım trabzanımı 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip önünden düğümleyerek tamamlıyorum. Birinci sık iğne. Yanına ikinci. Yanına 3. Yanına 4. 5. 6. Bir tane de yine yuvadan. Şöyle. Yine 3 zincirle başlıyoruz. 3 tane dal yapacağız böyle yuvamıza. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıktım. Trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Burada hemen 6'ya tamamlayacağız. İkinci sık iğne. Üçüncü sık iğne. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Yedinciyi yine yuvadan yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar üzerine 3 zincir çekelim. 1, 2, 3 zincir. Tığ battıya dönüyoruz. Şöyle oldu yaptığımız kısım. Bu yaptığımız çiçek dallarını düzeltiyoruz elimizde. Sonra düzgün yerleşsin diye şöyle. Buradan yine 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Hemen bir sonrakinden 2-2 çıkarak trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne yine 3 tane zincir çektim. Bir sonrakinden. Bu şekilde 6 tane çimen yapacağım. Bir tane çiçek yuvası yapacağım. Bu şekilde biraz ilerletiyorum. Sonra arkadaşlar bu kısmı yaptıktan sonra çiçeklere geçeceğiz. Hızlıca yana bir tane daha çiçek yuvası yapayım ben. Sonra üst kısmını beraber yapalım. Üst kısmını yapmak biraz uğraştırıyor ama gerçekten bittiğinde efsane bir şey olacak. Hızlı bir şekilde yapıyorum, dönüyorum. Ben bir tane daha çiçek yuvası yaptım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur dolanalım. Şimdi bu aşamada çiçeklerimizi yaparken önce pipet olan bölümleri yapıyoruz. Daha sonra üst kısmın süslemesini yapacağız. Ben pipet olan bölümleri yaparken şöyle sarı ipimle başlayayım. Açık sarıyla. Ben iç kısmında açık renk kullanacağım. Siz dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. İç kısımlar krem rengi de olabilir. İlmeğimi oluşturdum. Geldim şöyle birinci çiçeğime. Biraz yakınlaştıralım. Sık iğne ile ortadaki daldan girelim. İlmeğimi oluşturdum. Şöyle. Şimdi burada ilmeğimi bırakıyorum. Pipetin üstüne geçirmeye başlayacağım. Şuradan pipetimi alayım. Şöyle 1. 10 tane ilmek geçiriyoruz. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 tane iç kısmı için böyle 10 tane pipetimin üstüne aktardım. Şöyle göstereyim. Burada arkadaşlar yuvadan bir kere daha giriyorum. Bir ilmek çıkardım. Üstüne sıkıca bir zincir çektim. Sıkı olsun, ona dikkat edin. Burada ipimi keseceğim. İpimi burada çok kısacık kesmiyorum. Birazcık uzun kesiyorum ki arka tarafa kaydırabileyim. Arkasına yapıştıracağım yaktıktan sonra. Burada eğer pipetinizi çıkaracaksanız mutlaka çengelli iğnenin üzerine geçirin. Pipetimi çıkarıyorum. Şöyle. Şimdi şu iplerimi hemen yakayım ben. Sonra üst kısmı süslemesiyle devam edelim. Üst kısmında hardal sarısı, daha koyu tonda sarı kullanacağım. İlmeğimizi oluşturup başlayalım. Yazmayı iki zincirle tığladıktan sonra anlattığım gibi yaparsanız aynısı olacaktır. İlmeğimi oluşturuyorum. Geldim örneğimin ters yönüne. Ters tarafta şuradaki dalımın ucundan sık iğneyle koyu renk ipimle girdim. Ters yöndeyim. Ona dikkat edin.
Burada hemen hiç zincir çekmeden bu sık iğneyi yaptıktan sonra şuradan birinci telimi alıyorum. Sıra sıra gitmek gerekiyor. Birinci telimin üstünü tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İkinci tel. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Üçüncü tel. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Sıra sıra bütün tellerimize giriyoruz. Beşer zincirli. Şöyle göstereyim. Eğer kendi etrafında dönmüşse düzeltin. Yine 5 zincirimi çektim diğerinden. Yine 5 zincir. Böyle beşer beşer hepsine girdik. Hepsini tamamladık. En son yaptıktan sonra hiçbir şey yapmadan, zincir çekmeden yine buradaki dalımın ucundan tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Şimdi ön yüzünü döndürüyorum örneğimin. Ön tarafta yaptığımız zincirin altından hemen girelim sık iğne ile. 1, 2 tane sık iğne. Üstüne 1, 2, 3 zincir, 1 sık iğne. Yine 1, 2, 3 zincir, 1 sık iğne. Yine 1, 2, 3 zincir, 1 sık iğne. Yine aynı zincirimin altında şöyle göstereyim. Biraz daha netleştirsek daha iyi görünecek sanki. Yine bu sık iğneyi kapattıktan sonra, bu kirpiği kapattıktan sonra yanına bir tane daha yapıyoruz. Yani iki taneyle de bitirmiş olduk. Şimdi yine birazcık ip saralım. Bir sonraki 5 zincirimin altından iki tane sık iğne yaparak başlıyorum. Birinci sık iğnem, ikinci sık iğnem. Üstüne 1, 2, 3 zincirle 3 tane kirpik yapıyorum. Birinci kirpik, ikinci kirpik, üçüncü kirpik. Üçüncü kirpiği düğümledim. Yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Böylece 2, 2 tamamlanmış oluyor. Hemen bir yandakine geçiyorum. Şöyle. Yanına ikinci sık iğnem. Yanına 1, 2, 3. Hemen sık iğnemi kapattım. Yine 1, 2, 3 zincir. Yine sık iğnemi kapatıyorum. Yine 3 zincir. Yine. Bittikten sonra kirpiğimiz. Yanına bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz. Şöyle göstereyim yaptığımız bölümü. İki tane sık iğne ile başlıyorum. Üçer zincirle 3 tane kirpik yapıyoruz. Yine 3 zincirimi çektim. Geri döndüm. İkinci kirpik. Üçüncü kirpik. Yanına bir tane daha sık iğne yaptım. 2 tane sık iğne yaparak başlıyorum buradan. Üstüne 1, 2, 3 zincir. Hemen. Üç zincirle yine kendi yuvasına. Yine üç zincirle kendi yuvasına. Şöyle yaptığımız kısmı göstereyim arkadaşlar. Böyle biraz fazla gibi gelebilir ama biraz daha böyle ütülerken daha böyle yumuk, daha kapalı duracak şekilde ütüleyeceğiz. Hepsini tamamlıyoruz. Devam edelim. 10 tane yapmıştık. 9 tane aralığımız var. 10 kirpik yaptığımız için pipetimizin üzerine 9 aralıklı. Hepsini yapalım. Yine 2 tane sık iğne ile başlıyorum. 1, 2, 3 zincir. Geri döndüm. Yine 3 zincirle geri döndüm. Yine 3 zincirle geri döndüm. Geri döndükten sonra bu bir tane sık iğne yapılmış oluyor. Yanına bir tane daha yapıyorum. Bir yandakine geçtim. 2 tane sık iğne yaparak. Yanına 3 zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 3 zincirimi çektim, geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Bu şekilde burayı da tamamladık. 2 tane kaldı. Yine 2 tane zincir çekerek, 2 tane sık iğne yaparak başlıyorum. Üstüne 3 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Yine üstüne 3 zincir çektim. İkinci kirpiğimi yaptım aynı dalıma. Yine
Şöyle göstereyim yaptığımız kısmı. Son bir tane kaldı. Onu da tamamlıyorum. Yanına bir tane daha sık iğne yapalım. Diğerine. Nasıl bitirdiğimi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Merak edenler olabilir. İki tane sık iğnemi yaptım. Üç zincirimi çektim. Kirpiğimi yapıyorum. Yine üç zincirimi çektim. Yine kirpiğimi yapıyorum. Yine üç zincirim. Yine kirpiğimi yaptım. En son yine buraya bir tane daha yapıyorum. Eksik olmasın diye. Sonra şuradaki sık iğnemin içinden, buradaki dala başlarken tutturduğum koyu sarı sık iğnemin içinden bir tane daha sık iğne yaptım. Üstüne bir zincir çektim. İpimi keseceğim burada. Hemen diğerini de tamamlayıp göstereyim size. Ben oyamın diğer çiçeğini de yaptım arkadaşlar. Bu şekilde bu sıklıkta örneğime devam ediyorum. Siz de yapmak isterseniz bence iç kısmında açıklı koyulu tonlar kullandığınızda bu model kendini daha güzel gösteriyor. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğrafları Instagram'da oyanım sayfamda paylaşıyorum. Oradan faydalanabilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.